arkana yaslan ve izle. Gezerim ki sayesinde göreceksin bizde. Ülkemizin dört bir yanı cennet ve mis. Keyif alarak gezeriz Aydem'de biz. Yeme içme konaklama hakkında bilgi. Gezerim ki kanalında YouTube'da şimdi. Gezmeden önce kimseye sorma. Gereken bilgiler gezerim ki konda. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Ümit, Serap, Metehan. Gezerim ki, gezerim ki şehirlerin hakkında bilgiler burada. Gezerim ki, gezerim ki yeni rotalar ve maceralar burada. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Ümit, Serap, Metehan. Merhaba sevgili dostlar. Neredeyiz? Yiğit'in harman olduğu yerde, Bozok diyarı Yozgat'tayız. Yani bir anlamda benim memleketimdeyiz. Bu arada yolumlarda belirtin muhakkak. Serap'ın memleketi olan Eskişehir mi güzel yoksa Yozgat mı güzel? Yorumlarda muhakkak bunu bekliyoruz. İlin bilinen adı her ne kadar Yozgat olsa da daha önceleri il Osmanlı döneminden öncesinde Oğuzların Bozok kolundaki Türkmenlerin buraya yerleşmesiyle birlikte Bozok diyarı olarak anılıyor. Sonrasında Osmanlı döneminde ise Bozok sancağı olarak devam ediyor. Ve 1800'lü yıllardan itibaren Yozgat ismi de telaffuz ediliyor. Yozgat ismiyle ilgili de birçok rivayetler var. Bu rivayetlerden bir tanesi de aşiret reislerinden Cabbar Ağa isimli birisi koyunlarını otlatırken Hızır Aleyhisselam kendisini rastlıyor. Ve kendisinden süt istiyor. Cabbar Ağa güler yüzlü bir şekilde Hızır Aleyhisselam'ı karşılıyor ve süt ikram ediyor. Bunun karşılığında Hızır Aleyhisselam da kendisine şu şekilde bir duada bulunuyor. Yozuna Yozgat olsun, memleketin Yozgat olsun. Yozgat kelimesi zaman içerisinde Yozgat olarak telaffuz ediliyor ve bu şekilde günümüze kadar geliyor. Yoz kelimesi eski Türkçe'de koyun anlamına geliyor. Yozuna Yozgat olsun, yani sürüne sürü katılsın anlamında güzel bir duası oluyor. Rivayetin biri bu şekilde. Bir diğer rivayet ise Yozgat'ın Saray Köyü'nden Yozgat'a kadar bölge kat kat yükselerek devam ediyor ve 100 kat olarak anılıyor. Zaman içerisinde isim değişerek Yozgat ismini alıyor. Hayatım, müziği kapattır. Haydi! Gitti. Nerede kalmıştık? Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Kütahya mebusu Cemil Bey tarafından mecliste bir öneriyle bölge Bozok ismini alıyor. Ama sonrasında 1927 yılında Bozok mensubu Süleyman Sırrı Bey bölgeye tekrar Yozgat ismi verilmesini gündeme getiriyor ve isim tekrar Bozok'tan Yozgat olarak değiştiriliyor. Şuradan tutun, şu şekilde yavaş yavaş vura vura bir çatlak oluşturalım. Ondan sonra tüm vurduktan sonra bunu testinin üst tarafına kıralım. Ben şöyle size vereyim isterseniz. Şimdi ilk denemeyi ben de yapacağım. Bakalım, daha önce hiç testi kırmadım. Şuradan şöyle yavaş yavaş. Buraya buraya döndürelim. Aha. Çok güzel. Becerdim galiba. Şöyle ikram edelim size. Afiyet olsun. Lokum lokum. Testiyi düzgünce kırdık. İnşallah içine de düşmemiştir. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Birazdan tabağa koyup sunum yapılarak getirilecek. Şu an Çamlık Otel'deyiz. Etrafta muhteşem bir manzara. Çamlık Milli Parkı'nın içinde. Girişte 5 TL ücret alıyorlar ama gayet hoş bir mekan. Piknik yapılabilecek alanlardan tutun da restoranlar, kafeler. Çok güzel sosyal tesisler mevcut. Şu anda Serap'la kendisi de teyzem yemeye başladılar. Metehan şu anda uyuyor maalesef. Metehan'ı şu an için görüntüleyemiyoruz ama biz yemeğimizi yiyelim. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Bu arada sevgili dostlar, kişi başı testi kebabının ücreti 40 TL. Lezzet mükemmel. Gerçekten daha önce ben de denemedim. İlk defa yiyorum. Yozgatlı olmama rağmen. Ama gerçekten lezzet muhteşem. Kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Ha ha ha!
Burada böyle işte insanlar çok neşeli. Yolun ortasında durduk. Serap olaya eşlik etti, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yozgat'ın sembollerinden Yozgat Saat Kulesi. Yaklaşık bir asırlık bir yapı. Tevfikzade Ahmet Bey zamanında Şakir Usta adında birine yaptırılmış. Toplamda 7 kattan oluşuyor ve 4 katında çanlar var. Şehrin her yerinden duyulacak şekilde saat başında çanlar çalıyor. Kesme taşlardan yapılmış, toplamda 7 kattan oluşan gerçekten muhteşem bir yapı. Yaklaşık bir asırdır ayakta kalmayı başarmış. Caminin yapılışı ile ilgili de bir hikaye mevcut. Bunu da sizlerle paylaşayım. Rivayete göre Çapanoğlu Camii'nin yapımı sırasında bir gün ihtiyar aksakallı bir adam cami inşaatı esnasında buraya gelir. İşçilerden bir tanesinin elinden küreği alarak benim de çorbada tuzun boğulsunlar ve harç karma işlemini kendisi de yapar. Bir sürü harç kardıktan sonra işçiye tekrar küreğini geri vermek ister. Ancak işçi küreği almayı kabul etmez. Ve ihtiyar aksakallı adama, ben senin kim olduğunu biliyorum. Eğer her sabah gelip burada sabah namazını kılacağına söz verirsen, küreği senden alırım der. Ancak ihtiyar ve aksakallı adam, her sabah gelemem, kandillerde, bayramlarda ve cuma namazlarında burada olacağıma söz veriyorum der. İşçiyi küreği almaya ikna eder. Rivayet odur ki, her bayramda, kandillerde ve cuma namazında Hızır Aleyhisselam burada Çapanoğlu Camii'nde cemaatle birlikte namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Konaklarıyla meşhur olan bir il olan Yozgat'ın yine meşhur olan konaklarından bir tanesi Hayri İnan Ali. 1979 yılında korunması gereken yapılar kapsamında koruma altına alınmış olup 2007 yılında da Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek hizmete sunulmuştur. Şu anda belediye konuk evi olarak hizmet vermektedir. Yozgat konaklarıyla meşhur bir yer. Arkamızdan Annizam olduğu konağı görünüyor. Burası da müze olarak kullanılıyor. Ziyaretçilere açık. Ancak şu anda biz maalesef çekim izni alamadık. Çekim izni alamadığımız için sadece bahçe içine gösterebileceğiz. Diğer kısımlara maalesef geçiş yapamıyoruz. Şu anda Şahin Tepesi'ndeyiz. Bütün...
bütün Yozgat buradan ayaklarınızın altında. Gelin şöyle manzaraya bir göz atalım. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Tam karşımızda Yozgat Çamlık. Ayağımızın altında tüm Yozgat. Kesinlikle burayı görmeden geçmeniz olmaz. Muhakkak geldiğinizde burayı ziyaret edin. Burası bir sosyal tesis. Burada testi kebabı vesaire yiyebileceğiniz gibi aynı şekilde çayınızı içerip manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda düğün salonu mevcut. Burada Yozgat halkı düğünlerini de gerçekleştiriyor. Manzara tek kelimeyle muhteşem. Sarıkaya'dayız. Roma Hamamı'nda halk adıyla bilinen adı Roma Hamamı. Diğer bir adıyla da Kral Kız Hamamı. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesi geçici listesine alınmış olup halen kazı çalışmaları devam ediyor. Bunun da şöyle kısaca bir hikayesini anlatalım. Kayseri bölgesinde yaşayan eskilerden Roma krallarından bir tanesinin kızının amansız bir hastalığa yakalanıyor. Bugünkü bilinen adıyla romatizm hastalığı. Kızının hastalığı çok fazla ilerliyor, artık yatalak hale geliyor ve ciddi sıkıntıları var. Ömrünün artık son dönemlerinde kral kızını Sarıkaya bölgesine, buraya gezmesi, tozması ve dinlenmesi amacıyla gönderiyor. Bu dönemde Sarıkaya bölgesi sazlık, çamurluk ve bataklık, bir sıcak su, çamur havuzu şeklinde bir şey oluşuyor. Kral kızı arkadaşlarıyla birlikte bu çamur havuzuna giriyorlar, buralarda geziyorlar, tozuyorlar. Derken gün gün çamurun kendine çok iyi geldiğini ve artık kendini iyi hissettiğini fark ediyor kral kızı. Ve bu şekilde çamur banyosuna devam ediyor. Kral bunu öğrendiğinde de oraya bir havuz yaptırıyor ve etrafını duvarlarla çevriliyor. Daha sonrasında burada bir şehir kuruluyor. Şehrin bilinen adını Hoperi ya da diğer adıyla Hoperi olarak 70 bin yaklaşık nüfusu olan büyük bir şehir kuruluyor. Ama zaman içerisinde depremlerden, doğal afetlerden şehir yok oluyor ve geriye sadece arkamızda görmüş olduğunuz hamam kalıyor. Arkana yaslan ve izle. İzledin ki sayesinde göreceksin biz de. Ülkemizin dört bir yanı cennet ve mis. Keyif alarak gezeriz Aydem'de biz. Yeme içme konaklama hakkında bilgi. Gezerin ki kanalında YouTube'da şimdi. Gezmeden önce kimseye sorma. Gereken bilgiler gezerin ki konda. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Serap Metehan. Gezirinki, gezirinki şehirlerin hakkında bilgiler burada. Gezirinki, gezirinki yeni rotalar ve maceralar burada. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Ümit Serap Metehan. Gezirinki, gezirinki şehirlerin hakkında bilgiler burada. Gezirinki, gezirinki yeni rotalar ve maceralar burada.